Evet sevgili arkadaşlar, Hepiniz Soru Çözüm Eğitimi Yazılım kanalına hoş geldiniz. Bu dersimizde veri madenciliği dersine devam ediyoruz. Şimdiki konumuz Decision Tree, yani karar ağaçları olacak. Örnek bir soru üzerinden karar ağacının çizimini sizlere aktaracağım ve böylelikle konu anlatımını tamamlayacağız. Şimdi baktığımızda bize bu soruda neler verilmiş? Bir tane dataset verilmiş. Bu dataset bilgisayar alıp almaması ile ilgili. Neye göre buna karar veriyoruz? Çeşitli parametrelere göre, örneğin yaşına göre, gelirine göre, öğrenci olup olmamasına göre ve kredi oranına, kredi ratingine, kredi derecesine göre. En sağdaki olan da by computer olan da bizim class label'ımızdır arkadaşlar. Yani bu karar mekanizmasıdır. Bilgisayar alıp almaması buradaki 4 adet feature'a bağlıdır. Bu feature'lar age, income, student ve credit rating olarak geçiyor. Şimdi baktığınızda bunu şu şekilde yapmamız gerekiyor. Biz önceki derslerimizde information gain ve entropy'yi açıklamıştık. Bu da onunla ilişkili olarak çözülecek. Öncelikle decision tree'nin ne olduğundan bahsedelim. Decision tree bir classification işlemidir arkadaşlar. Bilindiği gibi eager learner ve tembel, özür diliyorum, istekli, yani eager ve tembel lazy learner olmak üzere iki çeşit algoritmamız vardı. Bu da onların bir çeşidi. Daha sonra anlatacağımız KNN algoritmaları, K-nearest neighbor algoritmaları gibi olacak. Evet, bunlar bu şekilde. Şimdi baktığımızda burada şu şekilde training datalarımız var. Yani mesela buradaki kişinin yaşının biz 30'dan küçük olduğunu biliyoruz. Bunun dışında gelirinin yüksek, öğrenci olmadığını, kredi notunda fair olduğunu biliyoruz. Bu bilgisayar almamış. Şimdi biz burada karar ağaçlarını çizerek, yani eager learner, istekli öğrenme ağaçlarını çizerek training data'dan bir model elde etmeye çalışacağız. Bu elde ettiğimiz modele göre de yeni gelen training data'larımız ya no ya da yes'e sahip olacak. Şimdi dilerseniz bu sorunun çözümüne başlayalım. Öncelikle soruyu çözerken tek tek age sütunu için entropi, income için entropi, student için entropi ve credit rating için entropi hesapladıktan sonra information gain'i hesaplamak için burada bilgisayar alıp almama entropisinden tüm bu sütunların entropisini tek tek çıkaracağız. Ardından income information gain'leri bulacağız. En yüksek information gain'e göre root ismini verdiğimiz en üstteki node düğümü çizeceğiz. Bu root'u çizdikten sonra çeşitli şeylere göre arkadaşlar geri kalanını devam ettireceğiz. Hadi sorunun çözümüne başlayalım. Evet, siz geriye dönüp videoyu geriye alıp arkadaşlar tablonun ekran görüntüsünü alıp tabloya bakabilirsiniz veya tabloyu yeni sekmeler açabilirsiniz bilgisayarda izliyorsanız. Biz şu şekilde çözeceğiz. Şimdi ilk başta en sağdaki sütuna göre tabloya bakın. Playing computer, ya özür dilerim, yani playing computer. Burada playing yazmışız ama bilgisayar alıp almama dedik. Neyse, şimdi 9 tane yes çıkmış. Yani 9 kişi alıyormuş, 5 kişi ise almıyormuş arkadaşlar. Bizim buna göre çözmemiz gerekiyor. İlk başta genel entropiyi hesaplayacağız. Neydi formülümüz? Eksi m bölü m artı n çarpı log 2 tabanında m bölü m artı n eksi, tam tersini yapacağız bu sefer, n bölü m artı n, tabi ardından tekrardan logaritma ile çarpmak zorundayız, çarpı logaritma 2 tabanında eksi n bölü m artı n yazacağız. Yani kısaca burada 9 yes diyor ya, tüm durumlar 14. Eksi 9 bölü 14 çarpı log 2 tabanında, burada 2 de olacak, 9 bölü 14 eksi 5 bölü 14, 5 bölü 14 çarpı logaritma 2 tabanında 5 bölü 14. Bu işlemleri yaptığımızda sonucun 0.94 çıktığını görüyoruz. Genel entropiyi hesapladık. Şimdi sırasıyla tüm sütunlar için bunu hesaplayacağız. Tabloya bakın, ilk sütun olan age için hesaplayacağız. Buraya 31 yazılmış ama bu 30 arkadaşlar. 30'dan küçük olanlara bakacağız. 30'dan küçükse bilgisayar alma durumuna bakacağız. 2 kere yes çıkmış, 3 kere no çıkmış. Yaşı 31 ile 40 aralığında ise 4 kere yes, 0 kere no çıkmış. Yaşı 40'tan büyükler için 3 kere yes, 2 kere no çıkmış. Şimdi biz burada age'e göre hesaplayacağız entropiyi. Nasıl hesaplayacağız? Şu şekilde gösterilir. E play computer virgül age eşittir. İlk başta 31'den büyük olma olasılığı çarpı 2 ile 3'ün entropisi artı 31 ile 40 olma olasılığı çarpı 4 ile 0'ın entropisi artı 40'tan büyük olma olasılığı çarpı 3 ile 2'nin entropisi şeklinde hesaplayacağız. İlk başta tekrar ediyorum, şunun olasılığını hesaplayalım. 31'den büyük olma olasılığı nedir? 31'den büyük olma durumu 5. Toplam kaç durum var? 14 durum var. Dolayısıyla 5 bölü 14. 14 müydü? Bir daha sayalım. 4, 6, 9. Evet, 14 durum var. Evet, bu işlemi yaptık. Artı, bir sonraki sayfada yapacağız. Artı, 31 ile 40 olma olasılığı. 31 ile 40 arasında bakıyoruz. 4 durum var. 4 bölü 14.
çarpı entropi 4 ile 0'ın entropisi. Şurada da görüldüğü gibi artı 40'tan büyük olma olasılığı çarpı bunun entropisi 3'e 2 olan durumun entropisini hesaplayacağız. Evet, hesaplayalım. Şimdi play computer virgül age'in entropisini hesaplıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde hesaplayacağız. Demin de dediğim gibi 31'den küçük olma ihtimali, ki 30 yanlış yazılmış, çarpı entropi 2 ile 3 arasındaki entropi artı 31 ile 40 arasında olması çarpı 4 ile 0 entropi artı 40'tan büyük olma olasılığı çarpı entropisi. Sırayla hesaplayalım. 1 bunun çözümü, 2 bunun çözümü. Böyle düzenli yazdım ki net görün diye. Şimdi bakıyoruz ilk başta 31'den büyük olma olasılığı 5 bölü 14. Ardından bunu önceki tabloda YesNo'ya göre çizmiştik önceki sayfada. Entropiyi hesaplıyoruz 2, 3 için. Eksi 2 bölü 5 çarpı logaritma 2 tabanlı 2 bölü 5. Eksi bu sefer 3 paya gelir. Toplamı paydaya gelir. Ardından bu logaritma biçiminde yazılır. 0,97 çıktı. Üçüncüye bakın. 31 ile 40 olma olasılığı 4 bölü 14. 4 durum var. Tüm durum 14. Çarpı 4 ile 0'ın entropisi. Onu hesaplarken de arkadaşlar burada da görüyorsunuz zaten logaritma kitabında birden 0 geleceği için direkt 0 yazabilirsiniz. Bir tanesi 0 ise sonuç her zaman 0 olur. Bu bilgiyi de verelim. Beşinciye bakalım. 40'tan büyük olma olasılığı 5 bölü 14. Altıncıya bakalım. Entropi 3, 2 için. Arkadaşlar entropi 3, 2 ile entropi 2, 3 aynı şeydir. Tekrar hesaplamanıza gerek yok. Dolayısıyla o da 0,97 bulunacaktır. Şimdi biz entropiyi hesaplıyoruz. Play computer age için. Tüm bu işlemleri yaptığınızda, yerine koyduğunuzda denklemde arkadaşlar 0,69 olarak bulunuyor. Bu bizim sadece age tutumu için entropimiz. Benzer şekilde information gain'i hesaplayalım. Information gain sadece bilgisayarı oynayıp oynamamasına bakıyorsunuz. Onun entropisi eksi bu bulduğumuz age'in entropisi. Dolayısıyla information gain 0,94 eksi 0,69'dan 0,24 olarak bulunur. Yani age sütununun information gain'i bu arada. Dikkat edin onu belirtmemişiz. Şurada belirtmişiz gerçi. Information gain age sütununun 0,24 bulunur. Şimdi income sütununa bakalım. Tabloya bakın arkadaşlar. Yüksekse geliri 2 kere bilgisayar alan kişi varmış. 2 kere almayan kişi, yani 2 kişi almış 2 kişi almamış. Orta sınıfa baktığımızda 4 kişi almış 2 kişi almamış. Geliri düşükse 3 kişi almış 1 kişi almamış. Gerçekten saçma bir dataset bence. Yani geliri düşükse niye alıyor bilmiyorum. Neyse şimdi bakalım. Gerçi bilgisayarı herkesin alması gereken temel bir ihtiyaç. Şimdi baktığınızda burada neyi görüyorsunuz arkadaşlar? Tek tek bunları hesaplayacağız. Açıklayalım. Yüksek olma olasılığı çarpı 2 ile 2'nin entropisi artı medium olma olasılığı çarpı 4 çarpı 2'nin entropisi 4,2'nin entropisi özür dilerim evet çarpı artı low olma ihtimali çarpı 3 ile 1'in entropisini de hesaplıyoruz. Sonra hepsini toplayacağız. İlk başta hesaplayalım. Ne hesaplıyorduk? Bunun yüksek olma ihtimali. Burada kaç tane var? 2, 2, 4. Toplam 14 var. 4 bölü 14. Çarpı entropi 2'ye 2. Burada da görüldüğü gibi arkadaşlar hesaplamışız. Eksi 2 bölü 4 çarpı logaritma 2 tabanında 2 bölü 4. Eksi 2 bölü 4 çarpı logaritma 2 tabanında 2 bölü 4. Bunun sonucu da 1 bulunur. Üçüncü işleme bakalım. Üçüncü işlemde medium olma olasılığı. Toplam 6 durum var medium'da. Tüm durum 14. Dolayısıyla 6 bölü 14. Benzer şekilde entropisini hesaplayalım bunun. Eksi 4 bölü 6. Çünkü tamam 6 çarpı logaritma 2 tabanında 4 bölü 6. Sonra diğer sayı için eksi 2 bölü 6. Çarpı logaritma 2 tabanında 2 bölü 6. Bu da 0,90 çıkmış. Beşinci de low olma ihtimali. Low olma ihtimaline bakıyoruz. Toplam 4 durum. Low. Toplamda 14. Dolayısıyla şöyle aşağı inelim. 4 bölü 14. Bunun entropisini hesaplayalım. 3'e 1. İlk durum eksi 3 bölü tamamı çarpı logaritma 2 tabanı 3 bölü 4. Eksi ikinci durum 1 bölü 4 çarpı logaritma 2 tabanı 1 bölü 4. Bu da eşittir 0,81 olarak bulunur. Şöyle aşağı inelim. Şimdi biz burada bunları hesapladık. Yerine koyacağız. Entropi income sütunu için 0,9071 bulunmuş. Şimdi information gain'ine baktığımızda bunun neydi? İlk başta en temel alıp almama şeyi yani 0,94. Bakın hepsini de ondan çıkarıyoruz. Buradakini de ondan çıkardık. 0,94 eksi burada bulduğumuz entropi değeri 0,9071 eşittir 0,029 bulunur. Arkadaşlar benzer şekilde diğer sütunları da hesaplayabilirsiniz. Onları biz yapmayacağız. Sadece burada size söyleyeyim kaç çıktığını. Information gain age sütunu için
bulduk. Ardından information gain'i, tabii 0.24 bulduk. Information gain income student için 0.029. Information gain'i student için 0.151. Information gain'i kredi derecesi için 0.048 bulduk. Burada information gain'i en büyük çıkan bizim için önemlidir. Altını yeşille çizdik. Aid student'un information gain'i bizim için en temel root düğümümüzdür. Yani bunu en başa çizeceğiz. Aid en büyük çıktı. Not olur şeklinde de burada yazdık. Evet, benzer şekilde arkadaşlar. Şimdi burada age root düğümümüzü başa yazdık. Sonra ilk tabloya açın. Age'de hangi durumlar vardı? Age sütununa bakın. 30'dan küçük olma ihtimali vardı. 31 ile 41 arasında olma ihtimali vardı. Ve 40'dan büyük olma ihtimali vardı. Şimdi tabloya dikkatlice bakın. Burada biraz aslında görmek lazım. Analiz etmek gerekiyor. 31 ile 41 arasında bakın. Yaşı 31 ile 41 ise her zaman bilgisayar almış. Tabloya dikkatli bakın. 31 ile 40 arasında ise her zaman bilgisayar almış. Dolayısıyla yes. Ama diğerlerinde böyle bir yaklaşım yapamadığımız için 30'dan küçük olduğu satırları tekrardan yazıyoruz. Income yüksek, student no fair falan yazdık. Almamış. Bilgisayar almış. Şimdi buradan bir yaklaşım çıkarmamız gerekiyor. Burada bakın. Bilgisayar almamış. Böyle bir ilişki gözüküyor zaten. İlişki çok açık. Bakın student yani öğrenci değilse almamış, öğrenci ise almış. Dolayısıyla buradaki kaderi belirleyen student'tır arkadaşlar. Student yes ise almış, pozitif, no ise almamış, negatif biçimindedir. Şimdi buraya bakalım. Burada arkadaşlar 40'tan büyük olan şeyleri yazın. Medium, no, fair ise yes'miş, low yes ise yes gibi gidiyor. Burada da dikkat edin. Krediye bakın. Fairsa yes çıkmış. Fairsa yes. Excellentsa no. Fairsa yes. Excellentsa no. Yani burada da kredi sütunu belirliyor. Fairsa yes. Excellentsa no çıkıyor. Decision tree bu şekildedir sevgili arkadaşlar. Entropy ve information gain'i bilmek gerekiyor. Predict ediyoruz. Bir classification işlemidir arkadaşlar. Bu bir classification işlemidir diyoruz. Bu da bu şekildeydi. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Anlamadığınız yer varsa yazın. Hoşça kalın.